Tamburi Cemil Bey, sadece icra özellikleri açısından değil, daha geniş anlamda müzik kültürümüzü anlamamız bakımından da bizlere bir şeyler söylüyor. İstanbullu sanatkar Cemil Bey'i odak noktası haline getiren sanatı olduğu kadar İstanbul'un müziğini onunla birlikte duymaya başlamamızdır. Cemil Bey'i bugün duymamızı sağlayan ses kayıt cihazlarının İstanbul'a gelmesi bizler için büyük bir nimet. Bu sayede Cemil Bey'in müziği ile birlikte İstanbul'daki birçok sanatkarı ve dönemin müzik hayatını o günün ifade anlayışı içerisinde dinleyebiliyoruz. Mahalli sanatın ticari kaygılara karıştığı bir zaman diliminde Cemil Bey, İstanbul'un sokaklarında yankılanan sesleri müzikale çeviriyor. Gözlemci ve izlenimci bir yaklaşımla etrafında olup bitenleri, mensubu olduğu sosyal çevrenin müzikal birikimleriyle harmanlayarak üretim yapıyor. İstanbul'un yaşamında derin izlere sahip mahalle yangınlarını bir sanatkarın müzikal ifadesinde hissedebiliyoruz. Sosyal yaşamın iletişim krizlerini, bireysel buhranların toplumsal iz düşümlerini, eğlencenin etnik yelpazesini Cemil Bey'in müziğinde duyabiliyoruz. Bugün ve geçmiş bir ölçüde de olsa birbirine benzer sosyal dinamiklere sahip. Bugün gibi geçmişte de birbirinden farklı sosyokültürel ve ekonomik yapılara ait insanların ortak zevkler peşinde birliktelik kurduklarını biliyoruz. Mesela İstanbul'un musiki meclisleri. Hem sanatın beslenmesinde hem de günümüze aktarılmasında önemli bir sosyal faaliyet. İstanbul bürokrasisinde makam ve mevki sahibi ailelerin ev sahipliğinde kurulan meclisler, toplumun tüm kesimlerinden gelen musiki şinasların yollarının kesiştiği yerlerdi. Buralarda yaşanan sanat zevkini ve heyecanını tahmin etmek zor değil. İstanbul'un müziğinin tüm bölümlerinde en az bir Cemil Bey eseri duymanızı arzu ettik. Müziğimizde iz bırakmış sanatkarlardan olan Cemil Bey'i sadece eserlerinden seçmelerle değil, aynı zamanda onun müziğinde aşina olduğumuz enstrümanlarla ve müzikal ifadelerle gösterebileceğimizi düşünüyoruz.
saçı doğru alnıma yazılmış Mevla'nın yolu. İşte geldim.